Şurasında yazıyor. Hande'nin adres bilgilerini aşağıya ekledim. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda az önce bir tane çekmiştik. Bu videomuzda da Alacakaranlık'la ilgili bir sohbet videosu çekeceğiz. Evet. Bildiğiniz gibi işte 10. yıl özel baskısı falan çıktı burada. Onun dışında benden Alacakaranlık videosu falan isteyenler olmuştu. Hande'den isteyen oldu mu bilmiyorum. Benden de istediler. Onun için Alacakaranlık'la ilgili böyle bir kitaplar, sohbet, filmler evet. falan öyle bir video çekmeye karar verdik. Ne konuşacağız hiç bilmiyoruz. Güzel şeyler konuşacağız. Bence önce ben şunu bir açayım. Evet, önce Hande bize... Hayatımda yaptığım en anlamsız alışverişi gösterecek Hande size şimdi. Konuklarını tanıtacak. Evet. Ardından istiklal marşını kapanış. Aa, Alacakaranlık'ın teması çalsaydı şu an. Bir dakika, bu video nasıl kazıklandım videosu olarak da geçebilir. Arkadan çam ağaçları. Yeşil perdemi olsaydı yapardık. Şimdi bakın, ben bu alışverişten hiç memnun değilim. Neden değilim? Bir hukukçu olarak sesleniyorum size. Mail attım, dönmediniz. Şimdi bunun, bu setin açıklamasını da çıkarabilirsem bir başarılı. Önce seti çıkarayım değil mi şu kutuyu? Kutunun üstünde adına. Kötü kedi 1 yıkanıyor. Kötü kedi 2 iyi ki doğdun. Kötü kedi 3 ve bebek. Bunu neydi? Kitapseç.com muydu? Kitap 365 de olabilir. Eklerim linkini. Epsilon'un kendi duyurduğu şeyden aldım. Adres bilgilerini kapat istersen. Abi değil zaten. Şuradaymış. Şimdi Epsilon'un kendi duyurduğu sitesinden aldım. Orada vaat edilen ayraçlar ve rozetlerle birlikte kitap seti geleceği idi. Ama içinden çıkan ayraç ve rozet sadece şunlar. Ne yapıyorsun sen orada? Kağıdı ver bana. Neden? Bakmak istiyorum nereden oldu. Sandalyeye nasıl böyle oturuyoruz anlamıyorum. Nasıl oturuyorum? Şuradan geçemiyorum çünkü. Şunu ittirelim. Tamam. Ya bunu medeni söyleyebilirdin yani. Allah'ım. Birbirimizi bu kadar nasıl tamam seviyoruz? Şimdi devam edebilirsin. Ne olduğunu hala göremedik. Kitap ne? Yok. Neyse işte o kadar meçhul ki dava açsanız hani kanıt yok yani oradan aldığına dair. Sipariş bilgileri var canım oradan bulunur. Neyse sadece şu ikisini gönderdiler. Ben tabii ki de tatmin olmadım. Bak yazmıyor. Bu da Epsilon'un faturası. Epsilon'un kendi şeyi çünkü. Normalde görselde her birinin ayracı ve her birinin rozeti gözüküyordu. Şöyle ay ama yine de canım kitaplarım. Ben aşk yaşıyorum var. Sahaftan 5 lirayı alın al. Ve kalbimi kıran. Aa 7'miş 5 değil. Kutusu şöyle işte şöyle. Kırıyormuşum falan gösterirken. Dan! Çok güzel kokuyor. Bunu yapmalıyız. Evet, iyi bir kitap ya. Çünkü yeni kitap. Tek tek içlerini göstereyim mi? İçinde bir şey yok ki. İşte bu Alacakaranlık. Ha tamam ben sen Alacakaranlık kapağı içi. İçini göster. Yeni ayı kaldır. Bu da içi. En sevdiğim, serinin en sevdiğim, en depresif kitabı olan Yeni Ay. It's a possibility. Na 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 na. Kısım. Kısım. Aralık. Tutulma. Ay canım Jacob Black. Tutulmada ben şeyi sevmiştim. Jasper'ın hikayesinin çıkmasını. Ha, evet orada çıkıyordu değil mi o? Jasper'ın en çok reddiği olan film galiba Tutulma'ydı yani. Ve Şafak Vakti. Tamam ver. Yeterince gösterdim. Onlar herhalde muradına biz çıkalım kerevetine şeklinde. Bu arada bir grafik tasarımcı olarak... Eyvah. Eyvah. İlk 3 kitapta gene çözünürlükleri iyi ama son kitaptaki bu şey... vezir, piyon falan mevzusundaki çözünürlük kalitesi çok kötü. Kötü değil mi? Niye böyle dandik bastınız? Koskoca Epsilon'sun. Eylül bir kitap yaptırıyorsun. Eylül gene gömmeye geldi. Grafik tasarım için iletişim bilgilerim aşağıda. falan. Sevgili Epsilon. Bu da zaten gördüğünüz gibi şöyle ya, eski baskı. Onları da tek tek göster. Onlar da bende var. Ay onlar bende de var. Şafak Vakti. Evet. Yaşam ve Ölüm. Şöyle yapayım. Bu da yazarın sırf para kaygısıyla yazdığı saçma sapan bir kitap. Okudun mu? Bu da çizgi romanı okudum. Hayatımın nasıl? Yaşam ve Ölüm okudun mu? Okudum. Hayatımın en lüzumsuz dönemiydi. Diyormuşum. Ya şu çizgi romana bir de ben bakayım.
Ah canım. Hiçbir şeyle benzemiyor zaten. Yaşam ve ölümü sevmememin sebebi şudur. 10. yıl özel olarak çıkarmış yazar bunu. İşte hayranlara özel bir şey yapmak istemiş falan filan bilmem ne. Öyle bir şeyler yazıyordu başında. Ama sırf karakterlerin isimlerini değiştirmiş. Hiç yeni yazılmış hiçbir şey yok. Yani sırf para kaygısıyla hayranlar var. İşte seriyle ilgili bir şeyleri alıyorlar. Bunu da alırlar mantığıyla yazılmış. Bir tek sonunda bir değişiklik yapılmış. Seri olarak devam etmediği için sonunda farklı bir şey var. Onun dışında hiç gerekli olan bir kitap değildi. Bir şey diyeceğim, bu çok farklı ilerliyor. Niye öyle? Nasıl farklı? Seriyi unutmuş mu? Hayır. Buradan bir de seni alacak adamlık videosu çekiyorum. Kızım yani bakın, sonunda geçen diyalogların ortada geçmesi gerekiyor. Çizgi romanın içinde gördüğünüz gibi şöyle çizimler var. Onu çünkü da o bir çizgi roman. Çizimleri böyle diye göstermek istedim. İyi değilim. Sonra bana bir tamam tane ayraçla bir tane rozet yolla. Eksiği anlamazsın sanmışlar. Terbiyesiz. Ama cidden sonlarındaki bakın sonundaki olay ilk kitapta onların ormandaki görüşmeleri, güneşin altındaki o çayırlık yerdeki kısma kadar geliyor. Tamam, onun da işte, sebebi bu cildin bu kadarlık kısmı anlatması. Tamam, ben zaten onu söylüyordum. Niye acaba kitapları unutmuş yaftalamasıyla karşılaştım? Ben de onu söylüyordum. Ay, 2 saniye diyorlar sonrasında ki... o çizgi roman tabii ki içinde çizimler olacak diye beni gömdün ya. Tamam, karşılıklı götürdü birbirine. Şu adresim daha fazla gelmeden. Bu da gelmeden. Çizgi romanın kapağı. Kapaklı, okumalık. İğrenç. Bunu da beyaz ciltli olarak basacaklarmış diyormuşum. Yok öyle gaza gelmeyin abuk subuk. Bunu da nereden bulabilirsiniz? Sahaflara bakacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Bulabileceğiniz başka hiçbir yer yok. Epsilon'un armağanıdır. Kime armağan etmişler? Epsilon'un birine armağanıymış. Bana armağan etti Epsilon. Bir şey diyeyim mi? Kim? Hangi Bookstagram acaba? O zaman Bookstagram ne zaman çıkmış ki bu? Yoktu ki o zaman böyle 1997 şeyler. Diyormuş. 2010. 2010'da var mıydı? Yoktu be. Yoktu. Bookstagram. Var tamam şimdi seriyle varmış. İlgili ne konuşacağız? Bilmiyorum. Ne konuşmalıyız ki? Filmlerle ilgili ne düşünüyorsun? Eksik. Filmler eksik yani. Tamam bu video bu kadar. Bitti. Filmler, ya ben filmlerle ilgili aslında şöyle düşünüyorum. Ben seriyi ilk filmlerle başladım. İlk filmi izledikten sonrasında ikinci, üçüncü kitabı falan okudum. Ama serinin tamamını daha sonrasında okumuş, filmlerin de hepsini izlemiş biri olarak kesinlikle diyorum ki yani filmlerdeki Edward'ı açık söyleyeyim ben beğenmiştim. Çünkü Edward her zaman yani hem Robert Pattinson ya. Hem yani. Ondan dolayı hem de Edward olarak vampir olduğu için ama geliyor. İlgi çekici sonra. Bir erkekti. Heh. Ama kitaplardaki Edward o kadar bomba ki. Hani filmdeki yanında halt etmiş dersiniz ya. Jacob o kadar da bomba. Kitaptaki Jacob da filmdekilere göre bomba bence. Ya kitabı ilk kitapta Jacob 15 yaşında falandı. Tamam ilk kitapta 17 yaşındaydı falan. O yüzden Jacob'ı ezikledim. Jacob'la ilgili ya. Sevdiğim tek şey kurt adamı olması. Jacob six pack'leri falan yani bilemiyorum. Sevdiğin tek şey o mu yani? Ya, o kadar özelliği ya. Var. Six pack'leri falan diyor yani. Sığmıyor yani. Yani terbiyesiz oldum şimdi de. Vay vay vay. Bana ya ne onun six pack'inden? Jacob, öbürü vampir. Ama şimdi Jacob da kurt adam. Sıcak yani. Öbürü buz gibi. Soğuk nevale. Ben de soğuk bir insanım. Evet o yüzden Edward'ı sevmesi normaldi. Bunu tahmin etmeliydik. Akrep burcu falan. Yok mu? Yanlış anlaşılmasın. Akrep burcu değilim ben. Yükseleni akrep hanımefendi. Çok onu yansıtıyormuşum o yüzden. Ama akrep gibi sokuyorsun yani. After videolarını biliyoruz. Teşekkür ederim ya. Ama evet değil, gömüyorsun çok. Güzel ama güzel gömüyorsun yani. Sempatik bir burç söyle bana. Balık. Ben? Balık burcu kadar da sempatik bir şekilde yapıyorum bunu. Teşekkür ederim. İkimiz de kendimize iltifat ettik şu anda. Madem sen şey olsan Edward'ı Jacob. Ya Edward'ı seçerdin. Ben Edward'ı seçerdim. Çok şunu net. Gösterdik işte. Daha ne yani kıyas. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Alacakaranlık serisinden hatırladığın ve en çok sevdiğin sahne. Alacakaranlık serisinden. Ya kitap ya da film fark etmez. Yeni ayın sonundaki evlilik teklifi sahnesi. Ay diken diken oldum. Marry me.
evlen benimle Bella. Bella'dan da şöyle bir tepki geliyor. O nefes sesini bile koymuşlar. Ama o ne bok yiyeceğim şimdi tepkisi yani. Ne bok yiyeceksin? Bir vampir sana evlenme teklifi veriyor. İşte salak çünkü. Gerizekalı. Ama orada film içerisindeki en kahpe sahne neydi biliyor musunuz? Yeni Ay filmi boyunca Bella'nın bütün acısını Jacob'un yanında çekmesinden sonra evet. O sahnenin başlangıcında Edward'a Jacob'ın zihnini okup bana zarar verecek mi diye sormasıydı. Ay evet. Daha kahpe gibi bir şey vardı. Evet. Ay. Zihnini oku bana zarar verecek mi dedi. O da verecek deseydi ne olacaktı mesela? Ya hayır bir yandan onu ne şey... Ne kadar çirkin. Ya bir yandan onu şey olarak algılamak istiyorum. Ya Edward bak zihnini oku bana zarar vermeyecek falan mantığında söylemek istediğini varsaymak istiyorum ama... Ama değil. Yani Bella'nın bir... Bencil. Kapte olduğunu varsayalım. Ya sen çocukla ye, iç, eğlen, sinemaya git. Ondan sonra git. Motor tamir et bilmem ne. Çocuk senin için. Çocuk yamaçtan atlasın şey yapsın. Sulardan çıkarsın. Sonra git. Edward bana zarar verecek mi? Hayır o vermeyecek ama ben mi kendisi zarar veririm? Ya var ya aslında kitapta ben Jacob'a çok aşık olmuştum filmde de. Ama sonra Edward her şekilde kazandı ya ne yapacaksın şimdi? İşte bunları da konuşuyoruz ama çünkü Edward. Edward Salvatore dostum. Edward Salvatore. Edward kalın. Edward'cığım. Ve iyi kalpli bir vampir. Güneşte parlıyor. Parlayan vampir olur diyorlar ya. Hayatındaki yani şeydi o. En saçma kitap detaylarından bir tanesi de oydu. Vampir benim en sevdiğim sahne ne? Ben şu an Edward'ın dağda parlama. Şu açıyor şurasını. Ben Twilight'ı izlediğimde 12. Bu bir katilin teni Bella. İşte monster. Ne? Dur bir şey diyeceğim. İngilizce şey yapıyor. Ben İngilizce yaptığını biliyorum. Ne? Ben Türkçeyi biliyorum. İngilizce'de seninki. Şey yapıyorlar ya bunlar ilk filmde. Kızı böyle hop diye sırtını alıp ağaçtan tırmanmaya başlıyor. He. Ben daha hiç kitaplarından haberim yok. Okulda böyle perdeye yansıttılar. Bize izletiyorlar. Saçma sapan bir etkili. Ya benim en deli dehşet izlediğim ben orada bir gülmeye başladım. Yani çok romantik bir an yaşanıyor orada. Bunlar maymun gibi ağaçtan ağaca falan attı ya. Hande be. Orada kopuyorum, kırılıyorum ama öyle bir şey yok. Hani niye gülmüşüm bilmiyorum. Şu an gülmüyorum mesela ama o an o kadar komik gelmişti ki saçma gelmişti. Ağaçtan ağaca atlıyorlar. Birlikte sonra şöyle bir baktım şey, aşık olmuş. Şöyle bir sahne var şöyle kıza şöyle aşağıları gösteriyor. Bir de şeye çok bozulmuştum. Kitapta bunlar çayırlıktan sonra öpüşüyorlar ama filmde hiç öpüşmediler orada. Filmdeki öpüşme sahneleri bana çok saçma. Konuşamadım. Böyle suratına bakıyor mal gibi. Ben orada diyorum ki niye öpmüyor? Kitapta öpüyordu mu? Filmdeki öpüşme sahneleri bana çok saçma gelmişti ama. Ama alacakaranlık ilk filmde ama. Hayır, filmde olduğunu gibi. Biliyorum. İlk iki diğer filmlerle ilgili hiçbir yorumum yok zaten ama yani ilk filmde olan olay kitapta şey şeklinde oluyor. Bunlar çayırlıktalar. Edward işte kızla ilgili belirli şeyleri falan çözmeye çalışıyor ve o dışarı çıkışları da şey hani işte Bella bu benimle birlikte dışarı çıktığını birilerine söyleyecek mi? İşte ne bileyim ben de ona zarar verecek miyim falan şeklinde kendisini sorguladığı bir şey de var ve bir şekilde hani kendilerine Edward'ın vampir olmasıyla ilgili en net açıldıkları kısım o sahneydi. Kaymak sahnesi. En hani güvenecek miyiz birbirimize ne olacak falan durumu. O sahnenin sonuna doğru falan filan da daha orman sahnesi bitmeden falan işte Edward'ın Bella'ya yakınlaşması, o sırada işte öpüşme mevzusu falan filan o tarz şeyler oluyor. Ama öpüşmediler. Kitap ama hala filmde kinliyim. Hala kinliyim o sahneyi. Filmde o sahneyi ben gene seviyorum. Kırçayır bizlerle falan filan tamam. Ama yatak odasındaki şey şimdi ay, bir şey deneyeceğim. İşte tamam ben de sabit dur. Ben de donup dur seni bekliyorum. Dene bebeğim. O sıradaki lüzumsuz o öpüşme sesleri. Sonra kızımı bir anda itmesi. Keşke ben de senin kadar güçlü olabilseydim. Yatakta böyle oturuyor falan. İşte gitme. O sahne yani benim gerçekten. Hani bugün de başkası adına utandık
güzel değildi o sahne. Kısmını yaşadığım sahneydi. Bana o çok sahne, hayat geldi. O sahne sırf teenager'ları kapmak için yapılan bir sahne olabilir. Kitapta olabilir, öyle değil yani. Kitaptaki olay daha, nasıl diyeyim, daha duygusaldı bana göre. Bir şey deneyeceğim, bir dur, sabit dur, bekle, sakın nefes alma. Geliyorum, ağzım o. Bir şey deneyeceğim. Şimdi seni yiyeceğim. Sabit dur. Hareket etme. Etme. Gözlerini de kapatma. Ha çok... Allah'ım tövbe, bismillahirrahmanirrahim. Isırmaya geliyor sanki hani. Öyle gibi. Orada ısırsa ve bitse ne komik olur ha. Aşağıda babası. Şeyi vardı, alternatif sahne vardı ya. Gördün mü sen onu? Aa, gördüm. İlk yani şeyde ilk bu kız geliyor böyle, saçları savruluyor böyle. Yapıyor ya. He. Yapıyor yapıyor. Dayanamıyor. Kızın üstüne atlıyor. Şey ısırıyor. Kanını emiyor falan. Onu hayal ettiği bir sahne var Edward'ın. Çıkarmışlar onu filmden. Ben onu görmedim. Çok değişik bir ama sahne. Ama o sahne şey değil mi? Vantilatörden rüzgar geliyor. Şimdi Edward böyle. Kuş görecektik. Kızın tepkisi. Bella da şey oluyor ya böyle. Ağzı açık. Ay Bella'nın ağzı çok açıktı filmlerde. Bak işte konuşacak bir şey daha buldum. Bir de şey yapıyor şöyle, sürekli. Hayır bir de şey de yapıyor ya sürekli. Ay evet. O ne? Dekoltesi çok olmuş ya. Arkadaşına işaret yapıyor ya. Ne yapıyorum arkadaş ya? Evet, o dudak ısırma sahnesi zaten. Peki herkesin Bella'ya aşık olması? Ya bu klişe. Bu ama çok klişe yani. 5 kişi falan ne aşık oldu? Jacob, Edward. Diğeri neydi? Mike. 3 kişiymiş ya. Jacob ile Edward aşık oldu. Mike aşık oldu. Çekik gözlü çocuk Eric aşık oldu. O da vardı değil mi? Onu onun saymadım. Dışında bunu arabayla çarpacak olan bir siyah çocuk vardı. O aşık mıydı? Kitapta o da aşık. Hatırlamıyorum. Millete birlikte baloya gideceklerini falan söylüyor. Hatırlamıyorum. Ben maraton yapacağım. Hatta yani şey yapıyor kitapta. Bella okuldan gidecek arabayla. Edward arabayla onun önünü kesiyor. İşte kardeşleri gelecek onun için bekliyormuş gibi falan. Bella da diyor ki arabayı şimdi üstüne sürüp çarpsam mı onunkine? Hastanede girmiştim. O sırada da o siyah çocuk, o zenci çocuk arkada kendi arabasından iniyor. Bunun yanına geliyor. İşte diyor baloya beraber gidebilir miyiz? Bilmem ne falan, öyle bir muhabbet oluyor. Herkese de şey sene sonu şeyinde birlikte gideceklerini falan söylüyor. Yalan söylüyor öyle. Peki. Edward da bunları kıskanmış.